Canım. Bari bugün eve gidip dinlenseydin. Hiç uyumadın. Ben senin yanında gayet iyiyim, merak etme. Ama artık iki canlısın. Çocuğumuz var. Dinlenmen lazım. Babamız bizi de düşünürmüş. Düşünürüm tabii. Siz benim her şeyimsiniz. Gülcan'ın haberi var mı kardeş geleceğinden? Yoktan söyleyemedim. Ama eminim çok sevinecek. Umarım sevinir. Yani çocuk bunlar belli olmuyor. Ali de Gülce de çok kıskanabilirler. Ya kıskansınlar, ne olacak? Çocuk onunla kalışırlar. Sağlıklı dünyaya gelsin de. Tek derdimiz çocuklarımızın kıskançlığı olsun. Önce sen şuradan bir sağ salim çık, evimize gidelim. Ben başka bir şey düşünemiyorum. Hepimiz perişan olduk. O şerefsiz de bir an önce yakalanır umarım. Bence çok uzun sürmez, yakalanır. Bak Mithat, bu konuda bana söz verdin. Unutma, tamam mı? Merak etme. Ailemi tehlikeye atacak bir şey yapmam. Seni de çocuklarımızı da üzmem. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Doktor bey, ben kendimi harika hissediyorum. Pansumanları da zaten eşim yapar. Taburcu edin beni çıkayım ne olur. Mithat bir dur. Yaran iyi görünüyor. Eğer evde yatacaksan ve dikişlerine dikkat edeceksin taburcu ederiz. Ama öncesinde birkaç tahlil yapacağız. Söz veriyorum doktor bey. Yeter ki çıkayım şuradan evime gideyim. Yalnız pansuman çok önemli. Her gün yapılması gerekiyor. Tamam ben yaparım. Zaten benim eşim eczacı doktor bey. Biz pansuman yaparken tanıştık. Peki peki. Tahlil sonuçlarından sonra görüşürüz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayat hikayemizi anlatsaydın. Hayatım, pansuman kısmı önemliydi. Diğer detaylara gerek yok. Mithat, ben seni böyle yalnız başına evde bırakamam. Ne yapsak? Eczaneye bir geçici eczacı falan mı bulsak? Kalfayla olmaz. Canım, akşamları pansumanı yaparsın, gündüz de işinin başında olursun. Ben de evde otururum bir başıma. Çocuk muyum ben? Çocuksun Mithat. Olmaz öyle tek başına. Ben bir Mahmut'la konuşayım da olmadı ortak bir yol bulalım. Peki hanımefendi, siz nasıl isterseniz. Kan aldılar, tahliller bitti. Artık taburcu olabilirim değil mi doktorum? Yok abi, yani buraya başka tahliller dizeceğim, daha çok burada kalacaksın. Bak ya. Şey de yapın Ömer, sabah akşam iğne yazın, bayılırım Mithat iğneye. Tabii. Yalnız şaka bir yana gerçekten iyisin abi. Yani sonuçlar çıkınca taburcu olabilirsin. Selen abla da bir güzel bakar sana. Ben de onu diyorum bak, herkes aynı fikirde. Ömer hocam, doktor bey sizi çağırıyor. Tamam geliyorum, ben bakayım. Ha. Vazgeçti hoca taburcu etmekten. Ömer, neye bu kadar şaşırdın anlamadım. Sen istemişsin tayin. Kendin vermişsin dilekçeyi. Evet hocam öyle oldu. Bir anda kızgınlıkla yaptım. Klinikte mi bir sorun yaşadın? Yok. Yok hocam tamamen ailevi. Zaten problem çözüldü. Hatta ben dilekçe verdim bile unutmuşum. Üzüldüm böyle olmasına. Halbuki ben seninle burada daha uzun bir süre mesai yapmayı düşünüyordum. Ama tayin haberini duyunca kızdım sana. İstemedim açıkçası. Hocam tayini durdurabiliyor muyuz? Vazgeçtin demek. Bilmiyorum hocam gerçekten. Kafam çok karışık ne yapacağımı bilmiyorum. Eşim yani bunu duyarsa buradan gitmek istemeyecek zaten. Ha, daha eşinin de haberi yok. Eğer gitmek istemiyorsan yeni bir dilekçe yazman gerekiyor. Mazeret olarak da ailevi durumunu gösterebilirsin. Gerisine tayin birimi karar verecek. Ya durdururlar ya da tayinin çıktığı yerde mesaiye başlarsın. Mecburen. Yani iki yolunda dönüşü yok. Sürekli karar değiştiremezsin oğlum. Hocam ben tayini durdurmak istiyorum. İptal dilekçesini yazmak istiyorum. Yani Melek ablanın radyoterapisinden sonra hemen çıkayım. Eşime de anlatayım bu durumu olur mu? Ömer sen çok başarılı bir doktorsun. Seninle çalışmaktan memnunum. Ama bu başka bir şey. İyice düşün, kararını ona göre ver. Eşinin babası yüzünden girdiğiniz sıkıntıları atlatmanız da öyle kolay değil. Bana kalırsa ikinizin buradan gitmesi daha doğru olur. Bilmiyorum hocam kafam çok karışık. Ben bir eşimle konuşayım. Daha sonra haber veririm size olur mu? Yine de çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ ol canım.